Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz Gurbette Bir Gelin kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım inşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız elhamdülillah ben iyiyim. Bugünlerime şükürler olsun. Saatleri akşam üzeri yaptık. Vlog evet geç başlatıyorum. Hatta bayağı bir geç. Ömrümün ilacını almaya az kaldı. Düşünün yani. Saat 8'e falan geliyor. Böyle bir vlog paylaşayım istedim. Geçen gün alışverişten şey almıştım arkadaşlar. Kornişon. Kornişon salatalık almıştım. Onlardan turşu yapacağım. Kaufland'da görmüştüm. Oraya alışverişe gittik. Fiyatı uygun geldi esasında. Hem de mevsimi diye düşündüm. Ben de alayım dedim. Gerçi uygun olsa da olmasa da alıyoruz biliyorsunuz. Mecbur alıyoruz. Boğazdan kesemiyoruz ve iki boytel aldım. Sanırsam 2 kilo mu neydi? Bak hiç bakmadım da. Ama iki çuvalın içindeydi. Öyle iki çuval aldım. Bayağı bir 3-4 gün geçti üzerinden. Nasip kısmet bugüneymiş. Daha hani dediğim gibi bu vlogu da rastgele açtım. Çünkü geç oldu dedim salatalıkları yani kornişonları turşusunu yapayım yoksa çürüyüp çöpe gidecek. Hatta içinden bir tane çürümüştü, bir iki tanesi de böyle berelenmişti. Onları temizledim. İki su yıkadım arkadaşlar. Bir suda sirkeli suda beklettim çünkü kornişon turşular çok şey bırakıyor, kum döküyor. Aşırı derecede kumluydu. Şöyle güzelce yıkadım. Şu gördüğünüz gibi bereli olanları da temizledim. Şöyle. Bu üçüncü su, sirkeli suyu da döktüm. Dedim bunun içinde de kalsın. İyice kumu gitsin. Şimdi bundan güzel turşu yapacağım. Malzemelerimi hazırladım. Bunu da sizinle paylaşayım ve vloglayayım istedim. Şimdiden sizlere iyi seyirler. Videoma destek amaçlı yorum yazmayı, abone olmayı, beğenileri unutmayalım arkadaşlar, hepsi ücretsizdir. Şimdiden sizlere iyi seyirler. Ben şimdi bunları nasıl yaptım? İlk öncelikle yıkadıktan sonra bir su yıkadım, kumunu attım. Ondan sonra temizledim ve şu kesik olanlara değil de mesela bunlarda hiç kesik yok. Bunlara şey yaptım arkadaşlar. Birer tane bıçak çiziği attım ki yapacağım sos hani sirke, limon tuzu içerisine geçsin diye istedim. Böyle turşusunu kurayım dedim. Evet ben esasında turşularımda biber, lahana, havuç, diğer malzemeleri de koyuyorum. İşte elimde, evimde ne varsa kışlık turşumu kuruyorum. Ama dediğim gibi mevsiminde ve fiyatı da uygun geldiği için bunları alıp kurayım istedim. Bilmiyorum bakayım. Kavanozlarımı ayarladım. Bir küçük kavanoza daha koyacağım. Diğerini açmayacağım. Kışın turşu yaptığım zaman arkadaşlar kışın yaptığım turşu da hazır olunca yenilmeye hazır olunca bu yaptığımı da açıp tek tek diğer turşunun büyük turşunun içine katacağım. Öyle planlıyorum. Öyle düşündüm. Bakalım göreceğiz. Şimdiden sizlere iyi seyirler arkadaşlar. Şimdi ben bunun suyunu süzeyim. Tabii ki her şeyden önce akşam yemeklerimizi yedik ve makine çalışacak ama içeride kahve bardaklarımız duruyor. Onlar da gelsin. Makinemizi çalıştırayım. Bunları da elde yıkadık. Biliyorsunuz işçilerimiz var. Ekmek kutuları, kahve bardakları, bıçaklarımız elde yıkanıyor. Şu kartı tezgaha koyayım. Fazla uzatmadan hemen geçeyim. Şöyle bir bidon mu deniliyor? Bir kabım var. Şurada da limon tuzum var. Şöyle alayım size. Şunu ayarladım. Arkadaşlar biliyorsunuz salça almıştım ya geçen. Bunu atmadım. İçine kuru bakliyat koymuştum. Onu şimdi başka bir yere döktüm. Bunu yine ben bir su çalkalayayım. Temiz. İçinde erişte vardı. Eriştemi de şuraya aldım.
Eriştemi de bunu aldım. Bunu da muhafaza edeyim. Çünkü buna turşu kursam olmaz. Bu güzel olur. Bunu ayarladım. Turşumun içerisine şöyle sarımsak temizledim, yıkadım. Birazcık limon tuzu, birazcık sirke. Ben böyle yapıyorum. Başka ne koyayım? Başka bir şey koymuyorum. Şu kavanoza da yapacağım. Dediğim gibi bunu hemen açıp yeriz. Ama şu büyüğünü dışa bırakacağım. Eğer ki kalırsa. Nasip kısmet. Ha, bir de tuz. Tabii ki salamuralık tuz. Ben bunları hep Türkiye'den getiriyorum. Böyle temiz bidonum var arkadaşlar. Su bidonu bu. Üç suyu mu ne aldıydım sanırsam. Böyle bidonları atmıyorum. Böyle değerlendiriyorum. Hem temiz. İçine tuz bir şey koyuyorum. İşe yarıyor yani. Salamuralık tuzum da orada. Bir de küçük bir kavanoz getirdim. Hani dedim yetmezse hepsini koyayım, doldurayım gibisine. Sizler de turşu yapar mısınız arkadaşlar? Benim gibi. Yoksa hazır mı alırsınız? Tabii ki en güzeli elde ve evde yapılan turşudur. Bereketlidir, güzel olur, daha sağlıklıdır. Evet, lavabom zaten temiz. Dediğim gibi akşam yemeklerimizi yedik. Şimdi lavaboyu topla. Lavabonun musluğu, çeşmesi sürekli akar zaten. Buralar temizlenir. Şimdi orada rahat sanırsam görüyorsunuz. Şöyle birkaç tane sarımsak koyayım. Esasında ben şey yapıyorum arkadaşlar. Suyu, malzemeyi bir kapta hazırlıyorum. Sirke, limon tuzu. Bir de ne koyuyordum? Tuz. Bunları esasında ben bir yerde hazırlıyorum ama şimdilik ben öyle yapmayacağım. Bunu değişik yapmak istiyorum ya. Kettle'ımda azıcık su ısıttım ben. Çok az bir kaynar suyum var. Şu kaynar suyumu bir buraya alayım. İçerisine şu bardağım kuru. Bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Tuz çok koymayacağım. Şöyle yarım bardak tuz. Tuz çok koymayacağım diyorum ama evet arkadaşlar, gözünüzde çok gözükebilir. Sert olması lazım turşunun. Tuzda koymadığımız zaman biliyorsunuz ki eriyor. Turşu eriyor. Şöyle sıcak suya koydum. Bu kabım benim 4 kilo 200 gramlık. Bir de şey, limon tuzu koyacağım. Bir kaşık. Şöyle bir yemek kaşığı. Sert ve ekşi olması için. Ah, geldin mi bu? Valla geldim, herhalde bir mahalleye turşu nasıl yapıldığını öğretiyoruz. Sesim dışarı mı çıkıyor? Valla limon tozu, bilmem ne. Sirkeyi de ölçelim. Nuri de yukarıdan seni dinliyor. Ablam diyor ki bilir ne yapıyordur. Valla de. Esasında ben ölçmem ama bu seferlik ölçüyorum. 2 bardak sirke koyacağım. Şöyle azıcık bırakacağım. Onu da şu bidona koymayı düşünüyorum. İnşallah yeter. Olmazsa bilmiyorum. Evde elma sirkem var. Elma sirkesi olur mu hiç bilemiyorum. Şimdi 2-3 tane sarımsak attım içerisine. Alıyor mu kamera? Böyle daha iyi. Evet arkadaşlar. Keşke daha demin öne alsaydım. Bismillahirrahmanirrahim deyip şöyle. Kimileri diziyor bunları ama ben dizmeyeceğim. Yeah.
yiyenlere şifa olsun inşallah. Kimileri öyle bir diziyor ki bunları dümdüz duruyor. Ama ben dizmiyorum, rastgele koyacağım. Biraz erken sanırsam turşu için ama ne yapayım arkadaşlar, bunu hani dediğim gibi belki bu şeyi kornişonu bulamam diye düşündüm. O yüzden elimde varken yapayım kalsın. Çok kaldı bu kavanozlar, az nasıl yapsam. Geri kalanını da çeşme suyu dolduracağım. İki üç daha sarımsak koyayım. Evet, kapağını açtım. Olsun. İnşallah yiyenlere şifa olsun. Şöyle aç üst hep çevireyim ben bunu. Tuzu, sirkesi, sarımsağı aroması birbirine geçsin. Ama sanki hafif aktıyor. Tam kitleyemedim. Ben yine İbo'ya bir aktıyor mu? Sanki 1-2 damla. Evet, 1-2 damla geliyor. Niye böyle oldu bu? Damlatıyor. Bazen şey oluyor arkadaşlar, böyle damlattığı zaman üzerine hiç vallahi tuzuna da bakmadım ama şöyle bazen poşet geçirmem gerekiyor. Şurada temiz poşetim vardı, daha hiç kullanılmamış. Şimdi hiç anlayamam. Poşet koydum ya. Yamuk yaptım sanki ya. Yapamadım arkadaşlar. Niye böyle oldu bu? Neyse, ben bunu ikide bir hep kontrol etmem gerekiyor. Şöyle hep çeviririm zaten. Şöyle. Şimdi bakayım sıcak suyum var mı? Gerçi gerek yok. Bu sefer göz kararı yapacağım. Sirkeyi koydum. Sirkem de yok. Hepten hazırlıksız yakalandım, biliyor musunuz? Bu kadar.
Pantolonum küçük şimdi benim. Az olsun sirkesi. Azıcık limon tuzu. Bismillahirrahmanirrahim. Dişsem daha mı çok alır acaba? Bilemiyorum. Dişsem nasıl olur ki? Daha mı çok alır? Diğer kavanozu da sıkı sıkı doldurdum yani. Siz nasıl kuruyorsunuz arkadaşlar? Bana yorumlara yazın. Hem destek amaçlı yorum olmuş olur. Hem de fikir alışverişi yaparız. Mesela ben sirke ve evet limon suyu koyuyorum. Çünkü güzel böyle kıtır kıtır olsun diye. Şu küçükleri koyayım da diğerlerini biz tüketiriz. Lavabo çekiyor mu? Ondan da korkuyorum. Bunu koymayayım. Su görmeyecek bu. Şu kadar kaldı. Esasında şunu gene doldurur ama şey yok arkadaşlar. Sirkem yok. Bilmiyorum elma sirkesiyle olur mu? Hiç yapmadım elma sirkesiyle. Buna poşet koymama gerek yok. Evet bu güzel kilitlendi. Böyle şimdi ben hep demeyeyim de yarın sabah da böyle hep evirip çeviririm. Ondan sonra sarımsak koymadım. Gölge bir yerde muhafaza ederim. Araları atsaydım sarımsak iyiydi. Evet, kapak elimden düştü. Evet, kilitlendi. Yapmak istiyorum ama arkadaşlar buna elma sirkesi koyacağım. Bakayım olacak mı? Deneyeyim ya. Merak ediyorum. Alabildiği kadar. 4. Bakayım şunu alacak mı? Yok, 4 tane alıyor. Şu küçüğü alayım da şu büyüğü koyayım. 4 tane oldu. Şuna da elma sirkesi deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Hemen alayım elma sirkemi. Yine göz kararı koyacağım. Şöyle. Elma sirkesi.
Birazcık limon tuzu yine. Şöyle göz kararı tuz. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Bunları ben bekleteceğim şimdi. Yarın sabaha kadar böyle ters kalsın. Yarın sabah düzeltir ve şey yaparım. Serin bir yere koyarım. Karanlık, ışık almayan bir yere. Evet. Turşularım hazır. Burada dinlensin bakalım. Sizlere de fikir olsun arkadaşlar. Ben de şuraları bir toparlayayım. Hemen şunları temizleyeyim. Yıkayayım. Şuraları çip top yapayım. Evet, beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir başka videomda tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.